Bir gün 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hikayesi yazılacak olsa, bu hikayeyi okuyanlar şampiyon olan İspanya'dan çok Türkiye'nin adını görecekler. Son dakikalarda maç çevirmelerimiz, bitmek bilmeyen mücadelemiz ve formaya ruhunu veren futbolcularımız, futbol tarihinin altın sayfalarında her zaman yer alacaklar. Euro 2008 elemelerinde aldığı başarılı sonuçlarla grubu ikinci sırada tamamlayarak finallerine doğrudan katılmaya hak kazanan milli takımımız, turnuvada Portekiz, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti ile aynı gruba düştü. Futbolu iyi bilenler der ki, büyük turnuvalarda ilk maç çok önemlidir. Zira turnuva nasıl başlarsa öyle gider. İlk maçını kaybedip turnuvada kalabilen pek az takım olur. Türkiye'nin Euro 2008 yolculuğu da işte böyle başladı. İlk maçını Portekiz'de oynayan Ay Yıldızlılar sahadan 2-0 yenik ayrıldılar. Milliler bir sonraki maçta İsviçre karşısına çıkıyordu. İsviçre maçı öyle bir havada başladı ki sanki gökten yağmur yerine mucize yağdı. 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanan Türkiye, gruptaki son maçında Çek Cumhuriyeti karşısında 2-0 geriye düştükten sonra attığı 3 golle maçı kazandı ve çeyrek finale yükseldi. 3 gelsin. Pasını aktardı. Yok. Niyaz kaçırdı. Niyaz! Gol! Ya bitirecek bu işi. Maç hakemin düdüğüyle başladıysa, hakemin düdüğüyle bittiğini tüm dünyaya hatırlattık. Tüm Avrupa'ya hatırlattık. Biz bitti demeden bitmez dedik. Çeyrek finalde rakibimiz Sırbistan oldu. Maç o kadar sert ve zorlu geçti ki 90 dakika boyunca iki takım da gol atamadı. Uzatmalarda gol, bitime sadece bir dakika kala Hırvatistan'dan geldi. Krasniç'in o golü Türkiye'de birçok kişinin ekran başından ayrılmasına, birçok evde moraller bozuk bir şekilde televizyonların kapatılmasına neden oldu. Ancak henüz son düdük çalınmamış, maç bitmemişti. Ceza var. Semih! Gol! Semih! Uzatmaların da uzatması oynanırken, 120 artı 1. dakikada Semih Şentürk'ün ayağından bulduğumuz gol, Türkiye'nin 81 ilinde 71 milyon kişinin sevinç çığlıklarıyla yankılandı. Formaya ruhunu verenler, imkansız denen geri dönüşü 1 dakikaya sığdırmayı başarmıştı. Bu moralle penaltılar sonucunda rakibini deviren Kırmızı Beyazlılar adını yarı finale yazdırdı. Böyle futbol hikayesi o 2008'de. Belki şampiyon olacak ileride Türk milli takımı. Avrupa şampiyonu ama böyle maç hikayeleri olacağı bir şampiyon yaşanacağını düşünmüyorum. Yarı finalde Almanya'ya karşı tüm otoritelere göre gelmiş geçmiş en iyi oyununu oynayan milli takımımız nefes kesen mücadele sonucunda 3-2'lik bir skorla turnuvaya veda etse de hem Türkiye'deki milyonların hem de dünyanın her yerinde futbol severlerin gönlündeki şampiyon olmayı başarmıştı. Artık büyük turnuvalarda final oynamak hayal değildi. Futbolcularımız yaşattıkları gururun yanı sıra bu güveni de hepimize vermeye başarmışlardı.